Selamünaleyküm değerli arkadaşlar. Arkadaşlar yine güzel bir bölge, güzel bir araziye sizlere bilgileri aktarmaya geldik. Kaçak kazılar, yasa dışı işler yapmayın, kendinizi tehlikeye de atmayın. Sahtekarlara, dolandırıcılara inanmayın, müptezellere inanmayın arkadaşlar. Bizler tamamen reklam amaçlı, bilgi amaçlı sizlere arazilerde hem tarihi, yaşanmış olan yerleri videolarını çekip paylaşıyoruz. Kanalıma abone olarak desteğinizi de esirgemeyin unutmayın arkadaşlar. Şimdi çıkıp gittiğimiz bölgelerde, arazilerde medeniyetler yaşam sürdüğünde yapılmış olan, kayalara verilmiş olan figürleri, işaretleri sizlerle elimizden geldiği kadar paylaşmaya çalışıyoruz. Verilen bir emekler var. Biz elimizden geldiği kadar kimseyi üzmeden, kimseyi kırmadan, kimseyi dolandırmadan. Hakkımızda ileri geri konuşmalar yapılıyor. Saygı duyuyoruz. Her türlü eleştiriye açığız. Bizim için sıkıntı, sorun değil. Evet. Biz Allah'ın kelamını alarak imam oğulluğu yapmadan çıkıp arazilerde elimizden geldiği kadar bildiğimiz bilgileri aktarmaya çalışıyoruz. Benim yanımda değer verdiğim bir abim var, Recep abi. Recep abi ne benim ortağım, ne benim bilmem neyim, benim abim. Gittiğimiz yerde, gittiğimiz bölgelerde tamamen yaşına hürmeten uzun yollar gidip sizlere tarihin yaşantısı, tarihin işaretlerini, sembolleri, figürleri paylaşıyoruz. Yani değerli bir insan. Ben de elimden geldiği kadar çıktığım bölgelerdeki, arazilerdeki işaretlerin neler yapıldığıyla alakalı sizlere bilgiler aktarıyoruz. Elimizde tanıtım amaçlı cihazımız var, cihazlarımız var. Onların sizlere reklamını yapıyoruz. O yüzden de tarihe zarar vermeden, kültürel varlıklara zarar vermeden, tahrip etmeden izinli, ruhsat alınarak bu işleri yapmaya çalışın. Herkes bir şeyler istiyor. Zengin olalım, daha çok paramız olsun, güzel yaşantılar sürelim. Ama her şey bir nasiptir. Nasipten öte hiçbir şey yoktur. Yine bir tarih olarak, bir kalıntı olarak bugünümüze kadar gelen, geçmişi çok çok binli yıllara dayanan bir yerdeyiz arkadaşlar. Burası gösterecek şimdi sizlere birazdan Recep abi. İşaretler yapılarak bir mezar odası burası. İçeriği de paylaşacağız, etrafını da paylaşacağız. Size iyi seyirler arkadaşlar. Desteklerinizi esirgemeyin. Like'larınızı atmayı unutmayın. Sizden sadece isteğimiz bu. Yani bir emek var, emeğe saygı gösterilmesi. Başlayalım mı Recep abi? Başlayalım. Evet arkadaşlar. Şimdi burasını ufak ufak anlatayım ben sizlere. Burada büyük ihtimalle bir kral. Kralın yaveri denilen, yanındaki işte hizmetkarlığını yapan kişinin burası mezarı. Mezar alanı. Birazdan geriden de zaten yapısal olarak göstereceğiz. Açılmış bir yer, açmışlar ya da dönem soygunu yemiş vesaire. Önce bir Recep abi, buradan bir gidelim. Tamam. Burayı bir paylaşalım. Gel. Burada zaten otomatik, yani kapatılmış burası, tamamen sıvanmış burası. Evet. Merdiven var burada büyük ihtimalle. Buradan aşağıya da bir iniş vardır. Buradan böyle çıkılıyor. Yönlü bir mezar odası. Şimdi bunun arkasında, içinde tekrardan yine var. İçinde, diğer tarafında bunun bir mezar alanı daha var. Ama oradaki ufak bir mezar. Yani buna ne yapılmış burası? Dönem soygunu yemiş. Şeye bakalım. Malzemeye bakmıyorum. Boşluğa bakıyorum. Thank you.
Şuradan suyu. Boşlukta bunu atıyor. Büyük ihtimalle oradan bir giriş varsa böyle gidiyordur. Arkadaşlar. Bir tane oraya yerleştirmiş. Bir, iki. Tam iki tane bakın. Ben parmağımı görüyor mu? Bakın bir, iki. İki tane yerleştirmiş oraya. Şu Recep abi bir hayvan figürü oraya da yerleştirmiş. O nereye bakıyor? Buraya bakıyor. Oradan verdi ya. Evet. Buradan böyle. Devam ediyor. Böyle devam ediyor. Aynen devam ediyor. Şuna bakacağız. Gel bakalım. Bak. Şurada bir tane pencere var. Bak yukarıda bir tane pencere var. Bir tane burada pencere var. Şurası da pencere. Burası da pencere. Bunlara ne diye soranlar olur. Burası büyük ihtimalle bunun altındaki, bu delikler bunun altındaki oda sayılarını veriyor. Kesin ve kesin. Yani birbirlerine olan bağlantılar. Şu çok güzel işlik yapılmış. Orada bir işaret yapılmış. Kalkan işareti yapılmış abi, sembol yapılmış. Yukarısı bak, hayvan figürleri. Aynen. Bu. Çekme oraya işte, gel görelim. Geleyim, geleyim, dönüyorum. Dönüyorum. Bu bir yandan hem tahrip edilmiş hem de bir kapak görevi görüyor. Bak buradan buna giriş var. Oraya bağlantılı, buraya da bağlantılı. Bakalım. İki tarafta. Tünel. Girişi verdi. Evet. Buradan giriyor. Buradan devam ediyor. Şimdi öbür tarafa da gideceğiz. Bekle. Burada kapağı verdi. Bayağı iyi mi? Burası duvar. Yani buradaki kralın, yaşayan kralın arkadaşlar, buradaki hizmetkarı. Yani bir hizmetkarı olarak ne kadar güzel, anlamlı kendine bir yer yaptırmış. Ama burası açılmış, dönem soygunu yemiş. Zaten şu açık olan yer tamamen kapalı. Diğer taraf var, şimdi orayı da göstereceğim. Orada tamamen kapalı. Yani ne olmuş? Burası patlatılmış. Açılmış burası. İçeriye girip işte gelen başka birisi varsa onlar burada yaşamış, yaşam sürmüş. İşte ya da dönem soygununu yemiş burası. Buranın bu alt taraflar komple büyük ihtimalle odalar çoktur buralarda. Mezarlar da çok buralarda. O tarafa doğru gidelim Recep abi. Tamam. Değiştirik yapmışlar. Direkt uçan
Burayı bir uzaktan alır mısın abi? Şuradaki sembole bak. Bir de kırmışlar ha burayı. Evet. Dağıtmışlar. Hani bir tanesi bana akşamleyin diyor ya canlı yayında. İşte benimle şey kapışacakmış böyle işaretleri, sembolleri. Hadi bakalım şimdi sen bunu izleyeceksin. Sen buradakinin bana ne olduğunu kanala yaz bakalım. Bilgisayarda araştır. Ne anlam ifade ediyor bunu bir yaz bakalım kanalda. Ben seni bir göreyim ne kadar iyisin ne kadar değilsin. Hadi bekliyorum seni. Ne anlam ifade ediyor? Çıkıyor mu? Çıkacağım. Evet. Bunu ne yer yapmışlar ya. Allah Allah. Şey yapmak için. Birinin donu da almış burada. Ver bakalım bana. Hayda. Şuradan tutuyorsun, buradan tutuyorsun çıkıyor. Güzel yer yapmışlar böyle tutmak için. Çıkacaksan çık. Evet arkadaşlar. Çocuk mezarı. Çocuk mezarı abi. Çocuk mezarı. Abi burayı gümletmişler. Sembollere iyi bakın. Buraya resmen sembolü yapmış. Orada yazı var. Taş işçiliği. Biz işaretleri anlatınca biz taş falcısı oluyoruz ama onları anlatınca üstad oluyor. Üstad oluyor onlar. Bakın arkadaşlar, çocuk mezarı. Burayı kaldırmış. Bir dakika. Pardon. Bakalım kırmızı gözüküyor. Ya da şöyle yapacağız. Ya da şöyle yapacağız Recep abi. Oradan bir görebilecek misin nasıl gözüktüğünü? Çık bakalım. Tam burası için net gözüküyor mu onu göster bana yeter. Kaç bakayım bir göreyim şimdi. Dur. Aha, tutturdu. Burada tam gözüküyor mu? Beni alıyor mu net? Alıyor alıyor aynen. Şu alıyor mu çizebileceğim? Şeyi ver bana. Cihazı ver bana. Arkadaşlar inşallah düzgün bir şekilde gözüküyordur. Takmayacağım. İnşallah güzel bir şekilde gözüküyordur. Altı boş. Boşluk veriyor. Boşluk veriyor. Boşluk veriyor ya. Baksana. Evet aynen. Demek ki daha var. Zaten şuradan da göstereceğim ben. Çok güzel, çok güzel oyma yapmışlar. Bakın arkadaşlar. Oymaların sayısı, yani bunun içindeki altındaki odaların sayısını söylüyor. Şu bir tanesi çok güzel. Ama süper bir akustik yapıyor ha. Evet, şimdi dışarı çıkacağız. Dışarıyı da paylaşacağım sizlerle. Burayı bir kez daha alayım. Oradan çıktık şimdi arkadaşlar. Dediğim gibi burası bir kapak. Bunun altına buradan şöyle bakalım bakalım. Buradan içeri sokuyor büyük ihtimalle.
acaba bu ne bu? Merdiven yapıyor. Merdiven yapıyor. Aynen merdiven yapıyor abi oradan. Evet bu da iniyor. Oradan merdiven yapıyor aşağıya doğru. Altında şimdi odası var muhtemelen bunun. Bak görüyor musun? Evet. Şuradan altına da geçiyor. Bu borçlu oradan, oradan geliyor devam ediyor. Fahri. Fahri canım. Mıngırlar. Acaba bu suratlar vardır buralarda. İşlemişlerdir tekrardan. Bak burada. Bak. Çok yapmışlar ya. Bak görüyor musun abi sen bunu? Eski tüfek. Tüşin ya. Tüşin. Çıkalım bakalım oturalım orada. Evet, aynen. Doldurmuş. Şimdi arkadaşlar, o zamanları neler yapıyorlardı? Hep taş işçilikleri vardı. Yani bu bir kil Horasan'ı. Yani en sağlam olan Horasan'dır. Tabii o dönemlerde insanların işleri güçleri tamamen neydi? Hep taş işçiliği, taş ustalığı. Taş ustalarını krallar, ağalar, İşte efendime söyleyeyim, papazıydı. Üst düzey insanlar getirip taş işçilikleriyle, yani taş ustalarıyla oralarda taş işçilikleri yaptırıyorlardı. Banka yok. Kasa dediğimiz, para saklayacak yeri adamın yok. Burada taşların içine oyarak ya da yaşam sürdüğü yerde ne yapıyordu? Parasını saklıyordu, çıkarttırdı. Ya da işte buraya hakim. Burada vergi alınır. Vergiler toplanırdı. Bizler de ne yapıyoruz? Bu tarihi, bu insanların yaşadıklarını, neler yaptıklarını ve de elimizdeki bu cihazı sizlere ne yapıyoruz? Getirip anlatmaya çalışıyoruz. Yani çok kolay değil. Bunlara burada erişmek, almak çok kolay değil. Zor. Biz mesela bir bölgeye gittiğimizde sizlere neler anlatmak istiyoruz biz? O kadar kolay doğru olsa herkes olur diye. Değil mi? Tabii canım, herkes olur o zaman. Yani herkes alabilirdi mesela. Herkes çıkarabilirdi. Kolay değil. Bir şeyi anlatırken insanlara sunarken ya da elinde bir reklam amaçlı bir şey satıyorsan, satarken oradaki yaşam tarzının ne olduğunu da anlatman lazım. Hemen ben bunu verdim, koydum, çıkarttı, al git. Olay değil bu. Yani kimi insan hobi amaçlı çıkıyor. İşte tarlada tek tekler yapıyor. İşte seviyorum doğayı diyor. Eyvallah. Olabilir. Saygı duyarım. Ama bir şeyi de göz ardı etmemek lazım. Neyi? Bana deniliyor ya, sen işte bilgisayar ekranından gel işte işaretlerle kapışalım. Benle kapışacak. Gel kapışalım. Neler anlam, ne anlam ifade eder? Şurada mesela yapmış burada. Figürler yapmış, semboller yapmış. Heykeltıraşlar yapmış. Bunların anlamlarıyla ilgili ben çok aşırı detaylara girmem. İşte Türkiye'nin en böyle iyi işaret çözüm uzmanı varmış. Yani var mı Recep abi, sen gördün mü hiç? He? Daha denk gelmedi. Gelmedi değil mi? Karşımıza çıkamadı yani. Olsa gelirlerdi ya. O kadar çağırıyoruz, gelmiyorlar. Şimdi o da oradan bana diyor, gel diyor. Tamam, ortak bir yerde buluşalım. Aynen. Hiç sıkıntı değil. İstediğin yerde, istediğin şehirde ortak bir yerde buluşalım. Mekanı onlara belirlesin.
arazi olarak, yapı olarak, taş işçiliği olarak evleri taşlardan yapılma, oyulma, düz bir oba. Buralarda neler yapılmış? İşte obalar kurulmuş, çadırlar kurulmuş. İşte toprakların altlarında bizim görmediğimiz, yer altlarında duvarlarla evler inşa edilmiş. Yeraltı mahzenleri yapılmış. Buralar çok üst düzey, yani anlatılmayla anlatılacak şeyler değil buralar. Böyle her şey anlatılmıyor. Benim kanalda da yazılanlar yazıyor. Taş işçiliklerini görün. Yapılan işçilikleri görün. Burası da tahrip edilmiş. Burası da parçalanmış. Büyük ihtimalle artık bir şeyler alamışlar herhalde girmek için. Hayda. Şöyle şu kayalıklara doğru gelsene. İyi olduysa 7 dakika durdur ve cevabı bana söylemene gerek yok. Tam 7 olmasına gerek yok. Recep abi gel, ne yapalım, gel. Geldim geldim. Bak şimdi burada merdiven var. Evet. Orada da bir giriş vardı. Burayı almışlar. Patlatmışlar mı? Bura patlamış. Bura böyle kapalıymış komple. Geliyorum. Çekeyim içeri. Burayı gümletmişler abi. Bura komple kapalıymış böyle. Bak buradan. Bak merdiven daha yukarı devam ediyor. Gel bakalım. Merdiven olayını da şuradan anlatayım mı? Gelir misin? Yanıma gelir misin? Bakın arkadaşlar. Duvarın kesmesi. Yeri göstersene. Duvarın kesmesi. Çıktık. Bıraktı. Tekrar bir kesme. Yani merdiven bunu yapıyor bak. Tekrar bir kesme. Tekrar bir kesme. Tekrar bir kesme. Burada bıraktım buradan. Merdiven yukarı çıkıyor. Gel Recep abi. Yani baba buraya mezarı yapmış. Burayı da arkadaşlar güm. Gördün mü bak oradan merdiven geliyor. Aynen. Merdiven olayı nedir? Bunun verdiği hareket nedir? Bu. Arkadaşlar yani birebir özellikle buralara gelip de buralarda göstermeler yapıyoruz ki cihazın etkisini, cihazın ne yaptığını. Yani ne yapalım şimdi? Şuraya bir tane para saklayıp da onu mu çıkartıp da gösterelim size? Daha ne yapmamız lazım? Bak. Burayı hiç bilmeyen bir insan bilemez burada ne olduğunu. Merdivenden çıkıyorsun, geliyorsun buraya. Arkadaş burada mezarını yapmış. Ama buraya güm. Gitmiş. Aç kodu. Şöyle yapalım, boşluk yap. Çizdi. Gittik. Tekrar çizdi. Tekrar çizdi. Tekrar çizdi. Yani bak belli, gözüküyor mu net? Bak mezarı, oradan merdivenden çıktık buraya geldik. Aşağıdan aldım. Merdiven ve mezarı. Bunun altında komple bir oda. Birbirlerine bağlantılı gider böyle sırayla. Yani bir arazi okumak var, bir şey anlatmak var. Cihazla göstermek var. Neler yaptığını göstermek var. Yani şimdi bak daha gideceğiz oraya, neler var oralarda. Merdivene bak ya. Evet. Bir şey var mıdır diye aramışlar, kırmışlar, para parça. Merdivenler oluyor ya hesapta. Şimdi az önceki oradaki açılmış olan, burada da böyle bu şekilde. Bakın burada komple böyle kapanmış. Ha?
Yavaş yavaş dur yavaş. Sen kendin ayarla oradan bak. Şu suratı. Böyle gel buradan bir de bu suratı. Yok oradan da alacağım. Al ama güzelce. Alıyor mu? Net gözüküyor mu? Sen ona bak net gözüksün. Gözüküyor gözüküyor. Geldik mi? Geldik. Gel bakalım. Şimdi birincisi. Küçük küçük oymalar. Bak burası. Ney Recep abi? Banka. Evet. Burası ney Recep abi? Geç. Mezar. Hemen. Anlatıyormuş ya arkadaş. Çok bilmiş. Şöyle şuraya geçeyim. Arkadaşlar burası komple kapalı bir mezar alanı. Bunun giriş nerede olur? Gezdir şöyle Recep abi etrafı. Ana giriş burada. Yatırmış zaten oraya bir hayvan figürü evet. Yaparak. Hayvan figürü yaparak buraya yatırmış. Bunun ana giriş burada. Çıkıp buraya doldurmuş. Orası oyması. Bak burayı da al. Para. Oba, işaret de burada bak. Delik de burada. Göstereyim mi? Ver. Buyurun arkadaşlar. Bakın bu delik. Burada da var. Al Recep abi. Burada çizeceğiz. Bir şey yok. Bunu atıyorum. Bunu. Açtım ya. Bak bak. Bak. Gel. Kapalı. Evet, bak, kapalı. Hemen boşluk. Şöyle geçeyim. Geç öyle. Hop. Attı. Attı. Kapalı mı lan? Açılmamış. Aynen. Açılmamış. Yatıyor. Görsünler arkadaşlar bakın bak. Bak duvara bakın. Adam burayı kapatmış bak. Kapatmış burayı kapatmış. Çok bilmiş. Evet. Bak oraya bak. Doğal be ya doğadan öyle be. Kapatmıyor. Doğal onlar doğal. Doğal mı? Ha? Doğal, tabii, doğal. Doğru söylüyorum. Doğal onlar aynen. Onlara göre onlarınki gerçek. Bizim yayınladıklarımız doğal oluyor. Evet. İşte oraya bakıyor. O oraya bakıyor, kasanın ne olduğunu bilmiyor, figürün ne olduğunu bilmiyor, işareti bir de bana kalkmış da hangi cüretle, hangi akılla, beyinle bana şey okuyor, meydan okuyor. Bak, amcan yapmış. Anlatmıyorum bak, girmiyorum, detaylara girmiyorum. Evet. Doldurup bir daha mı başlattın? Başladım. Tamam. Gelelim bakalım Recep abi. Geldik. Orası da pencere. Kapalı. Gördün mü?
Burayı alacaksın mı? Al burayı da. Selamun aleyküm. Görüyor musun sütunları? Evet. Sütunları al abi. Alıyorum. Girişteki işarete baksana. Burada, burada bizim önümüze karşılayacak mı? Ya şu kolonlara bakar mısın? Ya nasıl yapılmış yani? Şu işçiliklere bakar mısın ya? Alıyor mu net? Alıyor, alıyor. Almıyorsa hemen feneri açtım. Yok yok, gerek yok. Gerek yok mu? Abi bakar mısın? 2, 4, 6, 7. Şöyle göstereyim de. Burada ateş yapmışlar. Evet. Ulan. Ne aradınız bunlarda lan? Ne işlik yapmışlar ha? Bir şey yok. Bak buraya bile, bak buraya bile sütununu böyle şey yapmış abicim. İşaret yapmış. Onu kırmışlar. Büyük ihtimalle şey aramışlar burada. Para bana bir şey aramışlar. Aynen. Bakalım bakalım Recep abi. Altlara giden şeyler var mı? Olmaz mı? Canım benim. Olmaz mı? Al. Verdi zaten. Şimdi bir tane burada verdi. Dur bakalım. Bir tane burada verdi. Bir tane de burada verdi. Şöyle şuraya gelsene, bak anlatmak istediğim şu benim. Bazen bana bunu çok söylüyorlar, tam oradan. Net alsın ama beni. Beni al. Şimdi arkadaşlar bakın. Duvarı çizdi. Şimdi burada duvarı mezarı yani çizdi. Şimdi ben dışarıdan geliyorum. Bakın mezarın, yani yapının duvarı. İçine girdim, boşluk. Yürüdüm, yürüdüm. Yine kendi olan yapısı. Çıktım. Tekrardan geldim, bakın buradaki duvarı verdi. Hani mantık olarak düşüneceksin. Bir yapının ne olduğunu kendin düşüneceksin. Aynı mühendisler gibi, bilgisayarda, AutoCAD'de, programlarda ayarlar, ayarlayan mühendisler, temeli yapan mühendisler, onu düşüneceksin. Bir yapının ne olduğunu. Bu ne yapıyor bana? Ne çizdiğini bileceksin. Bana yön veriyor. Dili yok, konuşmuyor. Görüntü de almıyor. Bana yön veriyor. Geri kalanı ben kendim tamamlıyorum. Orada ne olduğunu ben kendim buluyorum. Sonra baktık boşluğa. Biraz şuradan tutayım da. Tekerle dönmüyormuş da çiftelle dönüyormuş. Ben bunu burada elim sallanmasın diye destek alıp da tutuyorum ki insanlar yanlış anlamasın diye. Burada boşluk. Diğer yapı. Geldi. Bir daha. Bir bura. Bir de bura. Yani şu mezar ne kadar ortalama? Recep abi 1.60-1.70. O kadar. Ha. Burası da öyle. Işıktan şey yapmasın, gel şuraya gel. Yok, buradan oradan geleyim işte, ışık almasın diye. Onun için öyle şeyden tutuyorum. Şöyle döneyim de ışığa karşı dönmeyeyim. Bir daha baştan alacağım. Sen dön, bana baştan alacağım.
Kemerli yapmışlar ya bunlar. Ne kadar güzel değil mi? On numara şirk yapmışlar. Burada var mı boşluk? Aha Recep abi yakaladım. Onu yakaladım burada. Yaklasana Allah'ın adına. Bak yakaladım burada. Evet. Yaklasana onu. Sesimi alsın. Zaten içeride yankı yapıyor. Geliyor. Bak burada boşluk. Arkadaşlar burada boşluk yakaladım. Bunda var mı? Kuşlar yola yapmış. Evet. Ama onda var. Neyse. Çıkalım mı bakalım acaba dışarıya? Çıkalım. Ben merdiven bakacağım. Merdiven bakacağım. Yok. Merdiven bakalım. Recep abi gel. Gel haça bak. Evet. Medusa var mıdır içeride diye bekledim de burada da var haç. Orada da. Burada da bizimkiler mi yapmış abi? Ha ok 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 Recep ok abi. Ok işareti aynen yukarı. Burada abi şey var. Asker komutan var burada. Dön bu tarafa. Tümü çektim orayı. Çektim şurayı. Bak buralarda da var. Ha. Kalkan abi kalkan. Tapınakçıların kalkanı burada bak. Eski tüfenk. Tışın. Burada ne yazıyor? Hadi söyle bakalım bana. Şş, çok bilmiş. Anlat bakalım buradaki semboller ne? Neyi ifade eder? Hadi. Onu da söylemeyecektim de dedim hadi biraz yardımcı olayım. Hepten zorlamıyorum. Bana meydan okuyormuş. Şeyine de bakmıyor, çapına da bakmıyor. İstersen oradan böyle bir komple al, sonra bir daha gel. Ben bir cihazı da tutayım. Böyle bir görsel yap. Şuradan görsel yap. Tamam orada. Böyle git bakalım. Yok yok taburdan, yok şöyle bir daha. Taşları ya, şeyler ya, yapıları. Oradan başlayın. Ya oradan böyle gel, oradan da sonra finish. Çok çok önce kırılmış. Neyse. Evet. Değerli arkadaşlar. Yine güzel bir tarihi anlattık. Buralarda hangi tarih, hangi medeniyetler yaşamış. Onları da kanallara, yorumlara siz yazın artık. Sizler için bak bir arazinin keşfini yapıp anlattık. Şimdi başka bir bölgeye, başka bir yere geçeceğiz. Orayı anlatacağız. Sadece like, güzel yorum ve kanala abone olarak destek. Sahtekarlara, dolandırıcılara inanmayın arkadaşlar. Videoları izlerken sonuna kadar izleyin. Yani bir işaretin, bir yapının, bir sembolün ne anlam ifade ettiğini öğrenmek isteyen, bilmek isteyen arkadaşlar. Bilgisayar başından anlatmayla olmuyor. Çıkacaksın arazileri de birebir anlatacaksın. Bilgisayara bakıp da klavyeden okuyup internetten okuyup anlatmayla olmuyor. Oluyor mu Recep abi? Olmuyor. Olmuyor. Olmaz. Ama millete göre oluyor. Kalkıp da meydan okuma. Çık benimle gel. Aha istediğin ili, istediğin şehri seç. Her türlü çıkalım seninle. Bir sen video çek anlat, bir de ben. Taboca sanat yok. Sadece oradan klavye feli yapar anlatırsınız. Bizler yine yolumuza devam Allah'ın izniyle. Allah ömrümüzü verdikçe, nefes aldırdıkça bize sizlerle birlikte araziyi anlatmaya devam. İşaretleri, sembolleri anlatmaya devam. Arkadaşlar, şimdilik görüşmek dileğiyle.
Recep abi konuşayım mı? Zaman var mı? Devam mı? Ha. Recep abi oradan işaret ediyor. Güzel konuşuyorsun diyor, biraz daha konuş. Evet. Güzel mi konuşuyorsun Recep abi? Arkadaşlar, hiç kimseyi kandırmıyoruz. Kandırdığımızı iddia eden, aksini iddia eden çıksın gelsin. Kanala ters like atmakla, yorumlar yazmakla hiçbir şey olmaz. Şimdi herkes görüyor artık kimin ne olduğunu. YouTube kanallarındaki insanların neler yaptığını, neler olduğunu görüyor. Ben her fırsatta arazi bölgelere gidip videoları çekip sizlerle buluşturmayı, paylaşmayı çok istiyorum. Canlı yayınlar. Güzel bir arkadaşım canlı yayında bana benle beraber ne dedi? Canlıya çık dedi, değil mi Recep abi? Aynen. Dostum bana bir ulaş. Değerli kardeşim ulaş bana bir WhatsApp hattıyla. Açıklamalarda benim telefon numaram var. Bir irtibatlaşalım seninle, telefonlaşalım. Bir konuşalım. Tam olarak ne yapmak istedik, ne yapabiliriz, nedir? Yurt dışı mıydı o Recep abi? Yurt dışında mıyım dedi. Hangi? Sen okudun yorumları, ben fazla okumadım yorumları. Ben biraz öbürleriyle haşir neşir olduğum için okuyamadım. Evet değerli arkadaşlar, görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Kendinize çok çok iyi bakın.